bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Herkese merhabalar. Ee, öncelikle maskeyle karşınızda duruyoruz ama e, şu bilgiyi verelim. E, İkimiz de testimizi yaptırdık hocamla ve negatif çıktığı için gönül rahatlığıyla bunu çıkartıp şöyle sizlere buraya koyuyoruz. Buraya koyuyoruz ve merhaba diyebiliriz. Evet efendim Ataşehir Belediyesinin sosyal medya hesabını takip edenler çok iyi bilir ki bu yaşadığımız bu süreç içerisinde şimdiye kadar hep devam eden bir yayın süreci oldu. Bu çerçevede Cumhuriyet Bayramı Haftası kapsamında Cumhuriyetin Sesleri isimli Başlıklı bir biliyorsunuz program gerçekleşiyor. Bu program çerçevesinde alanında doğayen birçok sanatçıyı ağırlıyorlar. O yüzden bugün sizlerle ben birlikteyim. Ee, ...bir öğrencim geldi. İnşallah ileride çok <laughs> çok iyi <laughs> müzikaller olacak. Efendim Latife bir yana e, tabii ki de e, konuşacağımız, birlikte olacağımız... ...ben sadece burada moderatör olarak varım. Kendisinin öğrencisiyim ve bununla da gurur duyuyorum. Sevgili Haldun Dormen'le birlikte olacağız. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba hocam. Ee, tabii Haldun Bey olunca, Haldun Dormen olunca e, konumuz ne olacak... Ee, çıkma çelik çant değil tabii ki hayır saç. Ee, müzikalleri konuşacağız. Hocam, e... müzikallerde başka konuşacak bir şey yok mu bellet? Ah aşk olsun çıkma çelik çant dedim. <laughs> Her şeyi konuşabiliriz hocam. Sizin de ben onu çok iyi biliyorum. Ee, yani konservatuar gibi olduğunuzu herkes zaten biliyor. Ama hani müzikal konusundaki özellikle Türkiye'de hani bu konuda uzman olmak. Bununla ilgili e, söz sahibi olmak Hı. deyince sizin adınız tabii ki de ön planda ve tek hatta iyi bilirim. Estağfurullah hocam. E, hocam hemen soruya gireyim. Cumhuriyet konumuz Cumhuriyet dönemi. Yani cumhuriyetten sonra Türkiye'deki özellikle sanat alanında müzikallere geçiş e, çerçevesinde sizin tam gençlik yıllarınıza denk geliyor. İlk izlediğiniz televizyonda veya sinemada ilk izlediğiniz müzikal Yerli veya yabancı. Şimdi yerli müzikal olarak ben tam böyle tiyatro merak sardığım yıllarda yani gençlik yıllarımda doğru düz bir müzikal şey, gösteri yoktu. Ses tiyatrosu vardı. Ses tiyatrosunda uydurmasyon bir takım şeyler olurdu. Yani dışarıdan gelen göğe ya bale topluluklarıyla hı hı. oluşturulmuş abuk sabuk müzikaller olurdu. Ama aslında bence müzikallere başlama, başlama tarihi bence Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet'ten evvel bir, bir, hemen sonra 1930'lar. Evet. Şimdi artık onların herkesin unuttuğu cemaat Sahirler yani ve tabii ki unutulmaz efsanevi Lüküs Hayat hepsi bunlar 30'lar ürünleri. Evet. Onlar derlerdi ben onları müzikal olarak görüyorum ve bence müthiş müzikaller var ortada. Bir tanesi işte dediğim gibi e, Lüküs Hayat. Lüküs Hayat ne zaman oynansa yıllarca oynuyor ve kalabalık kıyamet kopuyor Evet. evet. Ya mesela lüks hayatla sizin niye hiç alakanız yok hocam? E, var alakam niye? Aa, şaka. <laughs> şey, 1980'li yıllarda sahneye koydum e, Gencay Gürün'ün ısrarıyla ve daha evvel bir televizyon dizisi olarak yapmıştım. Televizyon dizisi kötü şartlar yapıldığı için tutmadı. Onun için bana Gencay Gürün teklif ettiği zaman yapmak istemedim. Fakat o kadar ısrar ki Yaptı ve iyi ki yapmışım. 30 sene büyük başarıyla, başrolünde Zehri Göktay'la sürdü biliyorsunuz. Tabii. Ve yani efsane. Efsane o. Hala efsane, hala doluyor. Ve Cemal taşıyor. Bey rahmetli ısrarla operet Ben ısrarla müzikal derdim. Çünkü müzikal formasyonda şey. Tam müzikal formasyonda Lükü Sayan. Onda ben Cemal Sahirler var. Mesela Ayşem Opereti. Evet. onları ben çok iyi bilmiyorum tabii ama yani Cemal Sahir'in müzikleri çok iyi biliyorum ve çok da takdir ediyorum ve beğeniyorum. Ve talebelerime sürekli Cemal Sahir'den bahsediyorum. Yani bilmeleri lazım. Çünkü müzikal tarihimizin önemli bir ismi Cemal Sahir. Kesinlikle. Ben Kesinlikle. 1961 yılında sokak Kızı sahneye koydum bildiğiniz gibi. İlk, ilk e, ona, ona geleceğim hocam. E, sokak Kızı ama ilk müzikalini sahneye koyduğunuz Türkiye'de. İlk, ilk müzikalim şeyden evvel. Hisseli Harikalar Kumpanyası galiba. Ondan ben düşünüyorum bir şey koyma. Ee, yani Hisseli Harikalar Kumpanyası. Hisseli Harikalar Kumpanyası evet. Hem yazdım hem sahneye koydum. Hem sa yazıp hem sahneye evet. koydunuz. Ama ondan evvel böyle yarım yamanak müzikal sayabileceğimiz e, müzikallere selam diye bir şey yaptık. Egemen Bostancı'yla. Egemen deneyim, Bostancı yla. Onun başarısı üzerine bana bunu bir şey yaz dedi. Küçük bir şey yaz. Adile Naşit olsun içinde. İşte bilmem kim olsun, şu olsun, bu olsun. Ben de peki dedim. Sonra birden bir fikri değişti. Büyük bir şey olsun dedi. Büyük bir şey yaz dedi. Ve bizi Paris'e götürdü. Oh. Paris'te orada işte şeyleri seyrettirdi bize. Moulin e, Rouge'lara falan. Lidolar, Rouge'lar. falan. Ben zaten biliyordum ama ve kafamda tasarladım. Ve hisseli harikalar fikri oradan çıktı yani. Harika, süper. Ve bildiğiniz şey. gibi efsane oldu o da. Tabii ki. Hala. E, ama, bence ilk müzikal diyorlar ve ben ona Cemal Reşitre adını alıyorum. Çünkü iki müzikaller, onların yaptıkları müzikaller. Benimki ilk İlk patlı anlamdaki müzikal belki. <laughs> i̇lk patlı müzikal diyebiliriz. Sokak Kızı Yırmaya. Sokak Kızı Yırmaya. Kürtü Suri'yle beraber yaptık biliyorsunuz. Büyük, biliyorum. büyük başarı kazandı orada. Ve ondan sonra birçok müzikal yaptım ve yazdım. 12 tane müzikal yazdım. Hesli birincisi. Birincisi ki bunların 3 e, üç tanesini de oynama şerefine nail oldum. Öyle mi? Oldum. Oynadım. Oynadım. oynadım hocam. Aa, ne şey, amfitriyon'da biliyorum. Amfitriyon. Amfitriyon şu anda. Çözülmeden. Normal şey. de yapıyoruz amfitriyonu. Talebelerle birlikte ve büyük keyif alıyoruz. Hem ben alıyorum. Hem oynayanlar alıyor. Yani ilişki iş Ve hiç hiç unutmuyorum hocam. Şey işte mezuniyet oyunumuzdu bizim zaten. Yani ben daha doğrusu benim mezuniyet oyunum değildi. Üst sınıflarımızın mezuniyet oyunuydu. Biz orada korodaydık. Evet. Sonrasında orada o kadar çok insanlar iyi reaksiyon verdiler ki okul oyunu olarak oynamamıza rağmen sonra siz de dediniz ki ya bunu anfiteatron 2000 olarak Doğrumen Tiyatrosu'nda da e oynayalım. Zaten olmayalım. teklif aldım. Para tabii. verdiler yani. Ay. <laughs> yoksa yok. Parasız yok. Ay aklıma gelmedi doğur. Doğrumen Tiyatrosu'na <laughs> kaç saniye koyma. Ben onu şey hiç yazmıştım. Konservatuar için yazmıştım. Konservatuar için yazmıştım. Bir e, şey gelince birden bir bankadan teklif gelince... Tabii Aa, ben de kabul ettim. Tabii o dönemlerde bankalar oyunlara sponsor olabiliyordu. İşte müzikaller ancak öyle çıkabiliyordu. Bir sübvansiyon gerekiyordu. Evet. Vesaire. Peki hocam şimdi bunu söyleyeyim. Sübvansiyon gerekiyordu dedim. Hani para lazımdı özellikle hani Amerika'ya gittikten sonra Amerika'dan döndükten sonra Türkiye'de genel yapı olarak ekonomi o kadar iyi değil vesaire hani kim destek oluyordu bu müzikaller öyle kolay bir şey değil ki hani para ister. Kendim oraya... kendim. <laughs> Servet gitti diyorsunuz. <laughs> Sokak kızı Irman'ın fazla şey ihtiyacı yoktu zaten. Hı, prodüksiyon yani, olarak. Dekoru kostümü basitti zaten 11 kişiler oluşuyordu kadrosu. Gülüş Suri vardı başrolde. Diğer kalanlar hepsi erkekti. Ben de oynuyordum. Ee, ama çok para kazandırdı bize. Bir sene sonra Pasifik şarkısı yaptım. He. Çok büyük prodüksiyon. Kıyamet 20 kişilik orkestra falan. O Bat. <laughs> 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 evet. çünkü müzikal şeyim, fizikal maceram. Çok büyük bir başarı ve çok büyük bir fiyaskoyla başladı. Peki o hocam şey mi? Yani bu bir başarı yani öyle bir sıralamayla gitmiyor. Ben hani bildiğim kadarıyla söylüyorum. Hani bir tane başarılı bir tane başarısız diye bir şey yok. Bu başarısız olduğunu olduğu olan zamanların sebebi sizce hani genel Türkiye'nin genel konjonktüründen mi kaynaklı yoksa prodüksiyon mu kötüydü yoksa? Yok bence kendi, benden kaynaklı. Öyle mi? Çünkü ben İrman'ın kazandığı Allah'ın üstü başarıdan sonra çünkü İrma'yı yaparken ne koreograf vardı ne müzikal direktör vardı ne şarkı söz yazarı vardı. Bunların hepsini ben bulmak, keşfetmek zorunda kaldım. E, Burada bile başarı kazanacağız da bir ister istemez o yaşta vardı Ben her şeyi yaparım hale girdim. Yaptığım her şey Onun için doğru benim için Harika bir ders oldu. Aslında. Bir sene sonra şeyin fiyaskosu. Ee, yok kaldım edin bak her şey yapamıyorsun demek ki oldu. Yani benden kaynaklandı. Hı. Çünkü yani kadrosu ya herhangi önüne gelen önüne gelen rolü oynuyordum. E, ee, dekor falan iyiydi yine. O duygusal rol yapmıştı. Dekoru çok güzeldi. Kostülleri Güler yapmıştı, rahmetli kız kardeşim. Onlar iyiydi, prodüksiyonu iyiydi. Ama koreografi, koreografiyi biz kendimiz yaptık. Yani çok eksikleri vardı. Anladım hocam. Hocam şimdi e, tabii kitaplarınızı okuyan muhakkak biliyordur. Ama hani bilmeyenler için hani belki e, sizin eğitiminizle alakalı bir sizin bir e, siz Yale Üniversitesi'nden mezunsunuz. Evet. Amerika'da ve orada çok büyük bir çok büyük imkanlarınız olduğu haldeki sınıf arkadaşınız e, ismini siz buyurun söyleyin. E, Hollywood yıldızı dönemin Hollywood yıldızı olan sınıf arkadaşınız. Paul Newman. Paul Newman. Benim sınıf arkadaşım benden küçüktü yaş. Yaşı ya, yaşı küçük değildi. Sınıfı küçüktü. Sınıfı küçüktü. Ben yani de iki sınıf küçüktü. İki Ama sınıf üç küçüktü. yaş büyüktü. Ama e, onunla bir birlikte özellikle bir e, tiyatro yapıp bir turne yaptığınız bir dönem olduğunu... Yok biz ona teklif ettik. Teklif ben oynadığı oyunlara yeğildiyken sahneye koydum. Ama sonra bizim kurduğumuz bir yaz tiyatrosu vardı bildiğiniz. Evet. Sernak Lake Tiyatrosu. Hı hı. Orada teklif yaptık. Gel bizden oyna dedik. Yok dedi ben Broadway'e gideceğim. aç da kalsam bir şey yapmaya çalışacağım dedi ve gelmedi bizden. Yani Orada tiyatro, bizim tiyatromuzda olamadı. Yani şurayı tam temizleyelim. E, Haldun Doğurmen Paul Newman'dan iki sınıf üsteyken Paul Newman'ın çalıştığı oyunların yönetmenliğini yaptı. E, Pol, ve diye, şöyle Okulda ama. Okulda tabii ki de. E, şöyle hep düşünüyorum hocam imkanınız vardı orada kalmak ve orada devam etmek Amerika'da. Neden tekrar döndünüz? E, Atılkan'cığım benim hiçbir niyetim yoktu. Ben ilk buradan gittiğim zaman Türkiye'ye döneceğim ve Türkiye'de çalışacağım dedim. Ya yani bu kararımdan hiçbir zaman vazgeçmedim ve hiçbir zaman da pişman değilim geldiğime çünkü iyi ki gelmişim. Çünkü siz bir cumhuriyet <laughs> dönemi çocuğuydunuz. Evet. Çünkü bana burada ihtiyaç olduğunu hissettim. Yani doğru hissetmişim. Amerika'da onlardan biri, 20 30'lardan biri olacaktı. Ben Amerika'da da başarı kazanırdım herhalde. E, Ondan eminim. Hollywood'a gittim mesela. Hollywood'da çalıştım bir süre. Hı. Hollywood'da bile bir takım tekliflerimiz bir şeyler oldu. Okulumu bitireyim ve Türkiye'ye döneyim dedim. O dönemde o dönemde mesela hocam gerekliydi. Sizin yaptığınız şey hem çok büyük bir fedakarlık, hem bir de hani o dönemde böyle bir şeye karar verip öyle Amerika'ya gidip daha yeni kurulmuş bir taze genç bir cumhuriyetin sanat neferlerinin başlarında geldiniz ve birçok katkıda katkı da sağlandı. Şu anda mesela tavsiyeniz kurulmuş, oturmuş bir cumhuriyetimiz var. Daha dünyaya açılabilmek için şu anda gençlere bir tavsiyeniz olur mu? Yani sizin yaptığınızı mı yapmalılar? Yoksa artık başka bir şey mi? Yok bence hiçbir şey. Benim bir şey söylememe, bir şey gösterme imkan yok. Bizim attığımız tohumlar, bizim, Hı. benim, Yıldız Kentler'in, Kazanfer Özcan'ın attığı tohumlar bugün gayet şey, güzel şekilde şey vermeye başladı. Mesela alternatif tiyatrolar bence Türk tiyatrosunun Sağlam temelde, sağlam temelde oturması ve ileriye dönük çok büyük umutlar vermesi. Bugün alternatif tiyatrolar bence harika. Çünkü yazarlar çıkıyor, yönetmenler çıkıyor, oyuncular zaten çıkıyordu. Her zaman Türkiye'de oyuncular, yani problem yoktu ama iyi yönetmenler, iyi yazarlar alternatif tiyatrolardan çıkıyorlar. O kadar güzel şeyler yapıyorlar ki şaşırıp şaşırıp kalıyoruz. Ama dediğiniz şey çok doğru hocam. Temel temel o kadar sağlam ki. İşte temelden gelmeye? On, yani. Aynen. Onlar çok kırılgan şeyler. Yani alternatif dediğiniz işte küçücük bir yerde oynamak, bir maddi sorunlarla baş etmek. Ama temel, temel sağlam olduğu için onlar da hem üretebildiler hem gelişebildiler ve hala da ki bunlardan biz de zamanında yaptık. Siz de geldiniz defalarca. Anca öyle olabilirdi. Ama gayet sağlam bir şekilde gidiyor. Benim o türk tiyatrosu geleceğinden çok çok büyük bir ümidim var. Yani bence dünya çapında olacak. Çünkü dünya çapında prodüksiyonlar var Türkiye'de. Dünya çapında oyuncular var. Mesela bir Yıldız Kenter rahmetli. Müşfik Kenter, bence abi. dünyanın en iyi oyunculardan bir tanesi. Kesinlikle. Tane Çünkü ben Amerika'dayken onun sonra da Türkiye'de orada şeyi gördüm. Maria Callas'ı gördüm ve kadın çok iyi oynuyordu başrol oynayan kadın. O sene Amerika'nın bütün ödüllerini kazandı. Sonra Türkiye'ye geldim. Yıldız Kentler'i gördüm. Harikaydık. Amerika'da oynayan kadından çok daha iyiydi. Ya Büyük büyük bir sanatçıydı. Ben Yıldız Hoca ile Maria Callas'ta oynama şansına erişmiştim. Zaten sağ olsun daha konservatöre girer girmez beni direkt opera bölümünün de eğitimini alman lazım demişti. Ben kenardan izlerken bile hani böyle donup, Bakıp kalıyor insan hani nasıl böyle bir operacı canlandırılabilir diye. Dediğiniz gibi zaten genel literatürde de en iyi e, Maria Callas oyuncusu seçildi dünyada. Seçli Yıldız mi? seçildi. Tabii Maria Callas en iyi canlandıran hakkı oyuncu olarak seçildi. Ve ben beni şaşırtmış. Amerika'dan sonra bu büyük başarı beni gerçekten şaşırtmıştı. Yıldız Kenter. Yıldız Kenter gibi bir daha çok kolay gelmez. Türkiye'ye değil dünyaya gelmez yani. yani. Çok çok eski arkadaşsınız. O Yıldız Hoca'yla şey maceranız da var. Yurt dışında Türkiye'yi temsil etme, oyunlar oynama. Evet. Ben Allah'tan ben onu dışarı götürebildim İngiltere'de. şey şeyde birçok şehri sergile, sergileyebildik. Ben Anadolu muydu hocam Hayır, şey, ismi? Nalınlar mı? E, Nalınlar. Nalınlar. Nalınları İngilizce çevirdik. Nüvit Özdoğru çevirdi. Ve Güldes Sururi, pardon. Yıldız Kenter, Göksel Kortay, Nevra Serezli, Kerem Yılmazer ben. Ben olsam bir kadroyla gittik 31 gün İngiltere'de dolaştık. Bize kapalı şey biz Ali, bir şey Müthiş bir şey. Ve ilk biz. defa İngiltere tarihinde yabancı bir tiyatro kendi oyununu İngilizce olarak oynuyordu. Yani bu yalnız Türkiye özgü bir şey değil. İngiltere'de de ilk defa oluyor. Baba. Yani bir Alman tiyatrosu bir kendi oyunu İngilizce oynamadı, Almanca oynadı. Ya bir Fransız tiyatrosu Moliere'i İngilizce öğrenmedi. Fransızca öğrendi. Biz bunu yaptık ve maalesef burada gazetelerde çok çok zayıf bir şekilde aksetti. Bir gün ben bunu yetkili birine söyledim. Yani hiç bir şey çıkmadı. Halil Bey ne yapalım İngilizce öğrendiniz. Türkçe, Türkçe dedi. <laughs> Ama işte siz sanatçılar biraz anarşistiniz evet. yani hani. Ama yani bunlar çok, kızıyorum. çok fazla olmuyor artık. Yani çok çok fazla olmuyor değil hiç olmuyor neredeyse hocam. Yani hani o kadar büyük bir şey ki aslına baktığınız zaman diplomasi ve diplomatik ve bir ülkenin tanıtımı için o kadar büyük bir şeyi imza atmışsınız ki günümüzde bunu yapmak hakikaten hem çok büyük bir cesaret ister hem çok büyük bir yetenek ister. Yani hem İngilizce oynayacaksınız bir Türk oyununu İngilizce'ye çevireceksiniz ve ona da yani şu anda bile günümüzde dahi bence bunun bir konusu yapılmalı. Ki önce, böyle bence bir, de evet. Ee, şu anda böyle bir platformda bunu konuşabiliyor yani olmamız bile biz dışarı giden ilk Türk tiyatrosu değildik. Yani Cüneyt Göksel falan <laughs> defalarca gitmişler ama İngilizce, İngiltere'de İngilizce oynayan... kendi oyunu İngilizce oynayan ilk kadroyduk bütün dünyada. İlk tiyatroyduk. Wow. Evet. Peki hocam şey, e, Amerika'ya gittiniz ilk gittiniz. Hani Türkiye'de zaten gittiğiniz dönemde dediğiniz gibi o kadar çok fazla şey yoktu hani. Dört Başı Mamur dediğimiz kıvamda bir müzikal veya şey tiyatrosu vardı. Tiyatro vardı, vardı Bedaide. Hani eserler de belli imkanlarda, teknolojik imkanlarla vesaireyle oyunculukların iyi olduğu, yazarlıkların iyi olduğu bir dönemdi. Ama hani hep o o dönemde de çıkmış olan filmler, sinema daha yeni yeni kendinde kendine yer buluyordu sessiz sinemayla birlikte. Amerika'ya gittiniz. Okula kaydınız oldu ve uzun bir şey yolculuğu, gemi yolculuğu. Evi e, değil uçak. Uçak pardon evet, özür dilerim. İlk defa uçağa bindim. İngiltere'den mi gittiniz hocam? O zaman çok uzun sürüyordu. Uçağa buradan biniyordunuz. İngiltere, İngiltere duruyordu. Duruyordu. İngiltere'de, İngiltere'de, İngiltere'de. tekrar duruyordu. Greenland'da evet, duruyordu. Evet orada duruyordu. Yani üç duraktan sonra New York'a geliyordu. Yani aşağı yukarı 36 saat falan sürüyordu. yanlış iyiymiş. Hı? 36 saat yine iyiymiş öyle bir dönemde. Yani bu dediğiniz şey parkur, bayağı bir parkur. Evet. Neyse onu, onu bir gün bir havacılık programında ayrı tartışırız. <laughs> ee, konumuz müzikal olduğu için. Vardınız hocam, kaydınızı yaptırdınız ve Amerika'dasınız. İlk e, izlediğiniz sinemada veyahut da canlı müzikal veya oyun neydi ve ne İlk hissettiniz? İlk izlediğim oyun çok şanslıydı. Ee, bizde de büyük başarıyla geçen sene oynanan e, Arzu Tramvayı, İktiraf Tramvayı harika bir kadro oynuyordu. Anthony Quinn oynuyordu. Şey oynuyordu. Daha evet. Marlon Brando oynuyordu. Yani o rolü, şey rolünü. Jessica Tenney diye bir oyuncu oynuyordu. Ben hayran oldum. Ve dedim ki Amerika'da tiyatro başka türlü bir şey. Tiyatro buymuş demek. Dedim yani o kadar. ilk seyretti boyu buydu Broadway'de. Ama fena Ama <laughs> <oldum. gülüyor> sonra hayal kırıklıkları oldu tabii. Tabii Yani bir şey, hiçbir oyun o kadar fevkalade. O, yani çok az oyun o kadar fevkalade oldu. Ama siz zirvede başlamışsınız hocam. Evet yani şansıma. Hani Şansınıza. Benim ilk şaşırdığım şey ilk Broadway'e çıktığım zaman ışıklardı. Bizim o zaman şimdi başlarda çok ışığımız vardı o zaman hiç yoktu. Birkaç tane yanardı orada burada. <gülüyor> <gülüyor> ve şey de yoktu zaten o zaman galiba yani çok fazla şey yoktu. E, Florasan da yoktu. Florasan yeni yeni gelmeye başlamıştı. Broadway'e bir çıktım şaşırdım o kadar ışık nasıl var? Dünyada bu kadar çok ışık var diye. Ve böyle elektrik nerede var? E, de, dehşet dışında kaldım. Dehşet kaldım. Dakikalarca kelime anlamadım. Baktım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Tiyatroya gittiğim zaman. Ve işte bu oyunu benim de gerçekten çok mutlu etti. Ama sonra çok kötü oyunlarda gördüm. Tabii. tabii. çok iyi oyunlarda gördüm ama çok kötü oyunlarda gördüm. Yani bu an şey, şeye takıldım. Anthony Quinn'e e takıldım. Gider gitmez direkt onun öyle bir şeyle karşılaşmak. Tabii o dönemlerde evet. Anthony Quinn Anthony Quine değil. Değil mi? Anthony yok. Hı? Anthony, Quine, Anthony Quine. O dönemde o, öyleydi. Evet tabii. Wow. Ve ben çok şanslıydım. Çünkü Türkiye'ye geldi. O zaman ben kamera arkasında bir program yapıyordum. Hı hı. Kamera arkasında Anthony Quinn'den röportaj yaptım. Süper. Yani o da çok hoştu. Süper. E, şey hocam, e, bu son dönemde mesela bizde, e, sahnede bir, bir, bir sürü şey geldi. Yurt dışından da geldi. İnsanlar izledi. Hani şimdi günümüzde de bir yeni bir işte izleme platformu var. Adını söylemekte bir beis yok herhalde. Netflix diyebiliriz. Şimdi Netflix'le birlikte insanların beklentisi, özellikle televizyonlardan beklentisi de değişti. Hem belgesel anlamında hem de prodüksiyon anlamında. Evet çok değişti. Çok değişti. Çok fazla şey istemeyi başladı insanlar. Evet ama bu iyi, Haklı olarak. Haklı olarak. Bir laf vardır İşte hani Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın diye. Şimdi hani bu seviyeye vardıktan sonra. Müzikaller de geldi gitti Türkiye'ye. Hani kimisini eleştirdik, kimisini çok beğendik. Şimdi mesela nasıl bir şey yapılmalı ki sizce? Biz de, er de prodüksiyonlar olarak o seviyelere gelebilelim. Hani bu, bu tarafa doğru ithal eden değil de özellikle show business dediğimiz hani yabancının show business dediği büyük müzikalleri ihraç edebilir duruma gelebileceğimiz bir kıvama nasıl gelebiliriz? Bence önemli olan oyuncular değil. Oyuncular çok çok iyi çok iyi müzikal oyuncular var. Yani dünya çapında iyi oyuncular var. <laughs> Prodüksiyonda değil. Hakikaten dünya çapında kostüm tasarımcı, tasarımcıları, dekorcular var. Bence önemli olan aa, şey aa, o müzikallerin Türkiye'de oynanabilecek sahnesi olması. Onlardan çok yok maalesef. Birkaç tane var. O da yani vakit bulursa müzikaller konabiliyor. Ama Burada yapılıp, burada oynanması, ondan sonra dışarı çıkarılması lazım. Aynen. Yani burada başarı kazanmayan bir şeyi dışarı götürebiliriz. Burada olağanüstü başarı kazanacak dünya çapındaki insanlar görecek ki, buradan Amerika'ya veya İngiltere'ye veya şeye götürebilir. Çağıracaklar çünkü, davet edecekler. Kesinlikle. Mesela ben şey yaptım, yaygın bir şey yaptım vaktiyle, rahmetli Cemal Reşit E, O mesela İngiltere'ye davet edildi. İstanbul Masalı'da İngiltere'de oynadık sonra onu. Ama daha gördüler, davet ettiler. Erol Günaydın. Rahmetli. Rahmetli Erol Günaydın kaleminden çıkma. Cemal Reşit bestelerini yaptı. Yaygın etmiş. Onu yeniden sahne, sahneye koyuyordu şeyde. Şehir tiyatrosunda. Bu pandemi do dolayısıyla kalabalık olduğu için ertelendi. Tabii. Ya, o, o, o yüzden birçok şey ertelendi evet. zaten. Şey hocam e, bu söylediğinizi şunu eklesem acaba ben hani yanlış bir şey yapmış olur muyum? Dediğiniz gibi hani sahne lazım tabii ki de hani oynayacak sahne olması lazım. 2-3 sahnenin dışında o kapasitede sahne maalesef yok. E, sahneler revize edildi, sahneler bu uygun duruma getirdi. Tabii bunun da sübvansı edilmesi lazım. Sübvansı edilmesi şart. Başka müzikal Amerika'da da yapılamaz. Amerika'da sübvansı yani, değil, tabii. Yani onun sübvansı bir sisteminin... olmuyor tabii sisteminin evet. oturtulması lazım. Tabii şimdi bir de şey var. Ee, dekor kosun kadar çok 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 önemli bir şey daha var. Hatta bir, biraz onlardan daha önemli hale geldi ışık. Işık. Işık tasarımcıları. Aynen öyle. Bizde de var ama yani yeteri kadar yok. Bir de bir, bir arttırıyorum hocam. Audiovisual da eklendi. Görsel 3D mapping dediğimiz hani ışıkla birlikte. Evet. Mapping hani böyle hologram görüntüler yani onların tek bütün, Teknik, kullanmak aynen. Lazım, evet. bütün teknolojini kullan Bütün teknolojini kullanıyorlar. Bence biraz tabii tiyatrodan alıp götürüyor. Ama çare yok. Müzikallerde özellikle çare yok. E ama işte onun o kucaklayıcılığı insanlar hani dediğiniz gibi yani bizim aslında şu andaki sistemimiz çok güzel. Yani alternatif tiyatrolar belki de o saf e, dokunulabilir, yaşanılabilir tiyatroyu hani insanları tercih edenlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek çokluktayız. Bizim biraz daha globale de açılabilmek için o müzikalin o kapsayıcılığı müzikle birlikte biraz daha kolay anlaşılabilir, daha içe sindirilebilir yapısıyla e, belli bir kesimi değil de bütün herkesi kapsayan bir şeyleri yapıyor olmamız. Onun için konu çok önemli tabii. Dünya herkese ilgilendirecek ilk başta bir konu bulması lazım. Müzikal demek ilk başta konu demek. Yani müzik ve şey sonra geliyor. Ya konu ne konusu çok önemli olmalı. Konusu dünyadaki herkesi ilgilendirecek bir konu olmalı. Eğer ihraç ediyorsak. Evet. Edeceksek evet. şayet. Bence zaten artık Türkiye'de bile bu geçerli. Biraz evvel bahsettiğim Netflix'ten falan dolayı. Hı hı. Yani konu artık her şey uluslararası oldu. Enternasyonel yani oldu her şey. Evet. Çünkü yani... öyle şeyler güzel. Netflix gösteriyor ki öyle şeyler görüyoruz ki dizilerden. İstersen bazı şeyleri değiştirmemiz, düzeltmemiz lazım. Aslında galiba şöyle bir şey hocam, bu Netflix'in başarısı değil. Netflix gibi özgür bir platforma özgür düşüncelerini aktarmak isteyen sanatçıların ürettiklerini topluyor Tabii. oraya. Yani buradan sanatçı özgür olduğu zaman hem fikren, hem bedenen, hem de madden özgür olduğu zaman üretemeyeceği bir şey yok. Önüne engel koymadığın sürece her şeyi yapıyor ve Netflix gibi bir platform bunu her yerde yayınlanıyor. Hani Netflix de her zaman çok başarılı Bayağı o, Aa, oynanan tabii, şeyler. Tabii. Türkiye'de oynanamayacak kadar kötü şeyler var dolu birçok. Tabii ama onu, onu Netflix yapmıyor işte. Hani Netflix sadece bir platform ya hocam. Evet. Her şeyi topluyor. Hani özgürce e, yapılan şeyleri toplayıp kendi bünyesinde bir yerlere taşımaya çalışıyor. Şimdi bana bu müzikal aşkı ilk önce sinemadan geldi. Yani 40'lı yıllarda Amerikan müzikalleri müteşti. Bir de Alman müzikalleri vardı o zaman. Ben Almanca konuştuğum için çocukluğumdan beri ee, Alman müzikallere bayılırdım. Ve yani O müzikaller beni Belki de tiyatrocu yapma Güçlendirdi. yani evet. Çünkü ben dans etmek, şarkı söylemek istiyordum. Ee, yani bayılırdım o müzikallere. Hocadi Galatlar, Bikir Fred Asteller, Ginger Rogerslar Bunlar harika müzikallerdi. çünkü Savaş yıllarıydı İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı hı hı. Ve Amerikan halkını güçlendirmek için, keyiflendirmek için Amerika'da müzikaller devamlı yapılıyordu. Aynen. Çünkü o da morali yükseltiyordu. Peki hocam ben yani şimdi ben biliyorum tabii ki bu bundan buradan başladığını, buranın sizi tetiklediğini çok iyi biliyorum da soru şu. Yani e, 1940'lar İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemlerde bu e, eserlere sadece sinemada erişilebiliyor. Televizyon diye bir şey yok. Yok tabii. Yani o kadar hani bu şeye rağmen hani mesafeye rağmen Amerika'dan o makaralar gelip Türkiye'de hani ne kadar sıklıkta değişen bir şekilde sinemada gidip bunu izleyebildiniz ve ne kadar gösterilebildiniz? Ama filmler gelirdi, hep de gelirdi. Bir tek Rüzgar gibi geçti filmi çok merak ederdik. Hı hı. O gelmedi, senelerce gelmedi. Belki pahalıydı uzun film olduğu için. Onu sonra da ben dışarıda Avrupa'da seyrettim. Yani Türkiye'de seyredemedim ama müzikaller devamlı gelirdi. Müzikalleri seyrederdik. E belki bir sene geç gelirdi. Belki altı ay geç gelirdi ama gelirdi. Bir, bir noktaya bir şey söylemek istiyorum. Yani şimdi mesela burada biz dijital bir platformdayız. Artık yani bir tıkla her türlü bilgiye ulaşılabiliyor. O dönemde e, işte bütün bu orada olan sanat etkinlikleri, yeni çıkan filmler Amerika'da veya Avrupa'da veya dünyanın herhangi bir yerinde. E, bu bunun haberlerini ajansların yani nasıl sağlıyorlardı? işte bu telexler, radyolar, radyo, 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 radyo. uzak e, yayın radyoları. Bir tanesi radyoydu. Bir de dergilerdi. Ben mesela bütün sinema dergilerini okurdum. İngilizce ve Almanca. Okurdum yani. Gelirdi, dergiler gelirdi. Okurdum. Onları okurdunuz. Bizde bizde de çıkardı. Yıldız çıkardı. işte bilmem bir sürü dergi çıkardı. Onların şişesiydim. vazgeçilmez Ab, abonesi Abonesi. <laughs> yani şeyi demek istiyorum. Şu anda mesela çok üşenen bir tayfa var. Çok üşenen bir e, kesim var. Yani bir tıkla her bilgiye ulaşabilmiş olmasına rağmen sadece kulaktan dolma bilgisiyle ben bunu yapamam, ben bununla ne uğraşacağım diyen de bir kesim var. Sadece bunu özellikle altını çizip söylemek ve sormak istedim ki hani isteniyorsa, birisi bir şeyi istiyorsa üstünden gelemeyeceği veya onun üzerine gidemeyeceği başaramayacağı bir şeyi yokun yaşayan bir. İşte ben zaten bu için gençlere döndük bir kitap yazmıştım bundan 15 sene evvel. Usparlamıştı bana. Kitap bildiği gibi adı olmak ya da olmak. Olmak ve olmamak değil. Olmak ve olmak. Çünkü bence olmaya karar vereceksen ne yaparsan yap bizim meslekte olacaksın. Her bir her meslek geçer ama ben tabii kendi mesleğimi biliyorum en çok. Hocam. Şey, yani kara inişler çıkışlar olacaktır ama Vazgeçmeyeceksin. Azimle devam edeceksin. Aynen. Evet, e, bize ayrılan e, sürenin sonuna geldik mi e, bilmemekle birlikte e, biz sizinle sabaha kadar konuşuruz. Efendim biz daha da konuşmaya devam edeceğiz hocamla. E, hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı e, izleyicilere? Maskelerini takıp tiyatroya gelsinler lütfen. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Ee, Ataşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdikleri için. Hoşçakalın.